Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum da bugün size efsane bir kitabı tanıtacağız arkadaşlar. Kitabımız Paragrafons. Yani herkesin bildiği paragrafonun S modelini çıkardık sizler için. Burada ise hızlanmaya ve odaklanmaya önem verdik. Çünkü öğrenciler "Hocam biz paragraf sorularını yapabiliyoruz ama bazen süreyi yetiştiremiyoruz. Bazen okuduğumuzu anlayalım derken hızlı okuyoruz ve yanlış yapabiliyoruz." dediler. Biz de öğrencilerin bu isteklerini göz önünde bulundurup mükemmel bir kaynak hazırladık arkadaşlar sizler için. Hatta kitabımızın hikayesinde de bundan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle öğrencilerin Yapılan sorulara baktığımızda, yapılan yanlışlara baktığımızda en çok paragrafta zorlandığını gördük. Yani işte cümle ögeleri, fiilimsi, fiil çatısı bunların kebap olduğunu, bunların öğrenciler tarafından rahatlıkla yapıldığını. Hatta belki bu sene LGS'nin daha az sorulabileceğine veya da hiç sorulmayacağına dair bir bilgi olduğu için hani böyle bir söylenti gibi dolaşıyor. Resmi açıklama yok. Ama yine de hani biz okul yazılarımız için tabii ki dil bilgisine de çalışıyoruz. Fakat yine de şunu biliyoruz ki dil bilgisi çıksın ya da çıkmasın Türkçe eşittir paragraf. Bunu hepimiz biliyoruz. Niye? Çünkü zaten 20 tane Türkçe sorusunun en az 10 tanesi, 11, 12 tanesi hatta cümle anlamı sözcük anlamda katarsak hep paragraf geliyor. O zaman paragraf çok önemli. Paragrafta yaptığımız yanlışlar bizim Türkçe netlerimizi belirliyor dedik ve paragrafı birinci sıraya koyduk. İkincisi az önce söylediğim şey yani süre yönetimi. Bunun için öğrencilere dedik ki öğrencileri biz hızlandırmaya çalışalım. Yani şöyle yapalım. Öncelikle bir dörtlü deneme hazırlayalım. Bu dörtlü denemede her bir soru için 2 dakika verelim dedik. Bakın aynı 2020-2019 LGS gibi hazırladık. Her bir soru için 2 dakika. Fakat gerçek sınavda kaç dakika veriliyor bize? Bir buçuk dakika. E hocam niye fazla verdiniz? İlk başta bir ısındıralım dedik öğrenci. Ardından da, ardından da dörtlü denemede yedi dakika verdik. Ardından altı dakika verdik. Ardından dört dakika verdik. Bakın yavaş yavaş, yavaş yavaş süreyi azalttık. Yani öğrenci hep aynı sürede değil, daha hızlı çözmeye çalışsın istedik. Sonrasında altılı denemeyi on iki dakika verdik. Ooo on iki dakika, çok iyi. Ama hemen ardından on bir dakika indirdik. Hemen ardından 10 dakikaya. Hemen ardından 9. Hemen ardından 8 dakika. Yani bu şekilde öğrencinin hız bakın 6 denemede 6 dakika verdiğimiz bile oldu. Yani bir sonra 1 dakika. Ama hocam bize daha fazla veriyorlar sınavda. Olsun. Biz daha fazlasını değil, daha azına göre kendimize alıştıralım... Gerçek sınava girdiğimizde rahat edelim dedik. Sonrasında 6 denemeden sonra 8 denemeler. 8 denemede yine 16 ile başlıyor. 15 ile devam ediyor. Ardından 14, 13, 12 ve daha sonrasında 11, daha sonrasında 10, ardından 8 dakika ile devam ediyor. Sonra onlu denemeye geçtik. Onlu denemede bu sefer 20 dakikayla başlıyoruz. Bakın burada süreleri yazıyor. 20 dakikadan sonra 19 dakika. Sonrasında 18 dakika. Sonrasında 17 dakika. Sonrasında 16 dakika. Bakın her seferinde süre azalıyor. Yani ben ilk 10 soruyu 20 dakikada çözdüm ama 5. onlu soruyu bu sefer 16 dakikada çözdüm. Sonrasında daha da hızlanıyoruz. 15 dakikada daha da hızlanıyoruz. 14 dakikada bu şekilde öğrencinin hızlanmasını sağlıyor. Tabii ki burada çözemediğimiz sorular olacak. Bu durumda karekod okutaraktan soruların çözümünü uzman hocalardan da dinlememiz gerekiyor. Ve öğrencilerin her bir denemeyi çözerken hem yeni nesil tam da LGS tarzı sorularla karşılaşmasını hem de süreyi artırmasını istedik. İşte paragraf olsun hikayesi bu şekilde başladı arkadaşlar. Ve biz de bu süre yönetimi sayesinde öğrencilerin net bir şekilde LGS'de hızlanacaklarını ve odaklanacaklarını düşünüyoruz. Zaten şu anda da birçok öğrenciden olumlu yorumlar geliyor. Dolayısıyla siz bir sürü paragraf denemesi yiyorsunuz ama hep aynı sürede değil. Daha az sürede çözmüş oluyorsunuz. Burada tabii bunun öncesinde çözmemiz gereken kitabı da soruyor arkadaşlarımız. Önceki adım, adımda mutlaka paragraf onu almalısınız arkadaşlar arkadaşlar. Paragraf 10, on. 10 soruluk denemeler. Zaten her bir soru 10 dakika ve 10 dakika için size zaten 15 dakika süre veriliyor. Bunu zaten çözeceksiniz. Buradaki beceri temelli yeni sorularda da kare kodları okutaraktan soruların çözümünü izleyebiliyorsunuz. Önce paragraf çözüyoruz. Yeni Sil paragraf kitabını. Çünkü bunu birçok aday da çözdü. Yani rakiplerinizin çoğu çözdü. Sizin de mutlaka çözmeniz gerekiyor bence. Ardından da paragrafonu ve paragrafonsunu bitirdim. Sonra ne yapacağım hocam? Türkçe bitti mi? Hayır. Sizin hedefiniz hepsini doğru yapmaksa paragrafa son noktayı da koymanız lazım. Bu kitabında da e, hashtag'ine zaten Türkçe eşittir paragraf yazdık. Burada biraz daha zorlayıcı sorular seçtik. Yani artık süreyi hallettim. Deneme tarzını da öğrendim. Ama artık ben ne yapmam lazım? Çok daha hızlı bir şekilde, çok daha dikkatli bir şekilde çok daha zorlayıcı soruları çözmem lazım diyen öğrenciler için paragrafta son nokta kitabını hazırladık. Böylece bu üç kitabı çözdüğünüzde ve aynı zamanda LGS'de çıkmış soruları çözdüğünüzde, LGS'nin örnek sorularına baktığınızda net bir şekilde sınavdan çok iyi bir paragraf netine ulaşacaksınız. Çok iyiden kastım. Hepsini inşallah doğru yapacaksınız. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İyi butonuna tıklayarak paragraf fon kitabını, paragraf 10 kitabını ve paragrafta son nokta kitabına ulaşabilirsiniz. Şimdiden LGS'de tüm soruları en iyi şekilde yaptığınız, en yüksek netlere ulaştığınız bir sınav diliyorum. Görüşmek üzere.